Geçen Ekim ayında federal hükümetin kapatılması sırasında Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı muhafazakar Çay Partisi grubu sokaklara döküldü. Başkentteki İkinci Dünya Savaşı anıtının kapatılmasını protesto eden grup öfkesini Beyaz Saray'ın önünde dile getirdi. Federal hükümetin kapatılmasının siyasi sorumluluğu büyük ölçüde Cumhuriyetçilere yıkıldı. Bu da Çay Partisi grubu ile Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner gibi geleneksel parti liderleri arasındaki bölünmeyi derinleştirdi. Bence kendilerini destekleyenleri yanlış yönlendiriyor, onları istemedikleri yerlere sürüklüyorlar. Bence tüm saygınlıklarını yitirdiler. Boehner, yeni bir çatışmadan kaçınmak için bir süre önce Temsilciler Meclisi'nde hükümetin borç tavanını koşulsuz yükselten tasarıyı kendi partisindeki muhafazakar çoğunluğu bir yana bırakarak demokratlarla birlikte geçirdi. Ancak Çay Partisi'nin desteğini alan cumhuriyetçiler geri adım atmıyor. Kongre üyesi Vicky Hartzler bunlardan biri. Ülkemizi ekonomik çöküşün eşiğinden döndürmek için seçildik. Washington'un boşa para harcamasını durduracak adımlar atmak için bundan daha iyi bir an olamazdı. Cumhuriyetçi Partili New York temsilcisi Peter King, muhafazakar cumhuriyetçilerin göçmenlik yasası gibi reformları durduracak güce hala sahip olduklarını söylüyor. Cumhuriyetçilerin göçmenlik reformunu genelde desteklemesi gerekir. Ama tek tek seçim bölgelerine bakınca çoğunun buna karşı çıktığını görürsünüz. Başkan yardımcısı Joe Biden'a göre parti içindeki bölünme demokratlarla cumhuriyetçilerin ortak zemin bulmalarını zorlaştırıyor. Masaya oturup uzlaşacağımız, anlaşma yapabileceğimiz bir cumhuriyetçi parti olmasını çok isterdim ama yok. Stephen Hess, ulusal ekonomi düzeldiği için çay Partisi grubunun etkisini kaybettiği görüşünde. Çay Partisi diğer benzer gruplar gibi büyük ölçüde ekonomik duruma bağımlı. Oysa ekonomi iyileştikçe halk siyasetten uzaklaşır ve kendi günlük işlerine döner. Amerikan Üniversitesi'nden siyaset bilimci Profesör Alan Lichten'a göre parti içi mücadele 2016'da başkan adayı olmak isteyen cumhuriyetçileri de etkiliyor. Cumhuriyetçi Parti içinde savaş hala sürüyor. Aşırı sağdaki bazı üyeler New Jersey valisi Chris Christie'nin içine düştüğü zor durumdan memnun. Çünkü Christie ılımlıların büyük umuduydu. Demokratlar, Cumhuriyetçi Parti içindeki bölünmeden bu yılki kongre ara seçimlerinde yararlanmayı umuyor ama birçok uzman Başkan Obama'nın halktan aldığı desteğin azalması nedeniyle Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluklarını koruyacağını ve Senato'yu ele geçirme şanslarının büyük olacağını tahmin ediyor. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington.